kolay değil. Biraz meşakkatliyiz. Önce onu mu yapıyordun? Kötü oturuyor. Tamam, şimdi yap. Tamam. Tamam. Tamam oğlum, tamam oğlum. Yüreğimi hazırız. Ayaklarını kaldıracağım, bekle. Tamam. Evet. Tamam, hadi gel oğlum. Gel. Hadi, gel gidelim. Gel. Gel. Bizim Yeşil Spor Bakanlığımızın da Gençlik Merkezleri Müdürlüğümüzün de bu Yeşil Beceriler Gönüllü Patiler adında bir projesi var zaten. Biz bu kapsamda da zaten gerek gençlik merkezimizde, gerekse işte bu spor tesislerimizde, gençlerimizle birlikte, sporcu öğrencilerimizle birlikte sokak hayvanlarına belli alanlarda besleme yapıyorduk zaten. Bu Ekim ayının sonlarında da salonumuzun önünde yine bu bakmış olduğumuz, beslemiş olduğumuz bu canımız bir aracın çarpması sonucu kaza geçirdi ve felç kaldı. Bu süreçte bu anlamda bu felç kaldıktan sonra biz bu canın tedavisi için çok mücadele verdik. Halen de veriyoruz. İlk kaza geçirdikten sonra İstanbul'a gönderdik. İstanbul'da da tam anlamıyla bir tedavi olamadı. Ama onun öncesinde de Zonguldak'ta yine aynı şekilde veterinerleri götürdük. Burada bir tedavi süreci yine alamadılar. Beli çok ciddi kırık olduğu için. Bunun üstüne biz bu canı İstanbul'a gönderdik. İstanbul'da da bir müdahale yapılamadı. Bir müddet orada kaldı. Fakat o süreçte de canımız orada çok mutsuzdu. Oradan biz videolarını, resimlerini istedik. Bize zaman zaman geliyordu. Bizim gönlümüz el vermedi. Dedi ki biz bu canı oradan gidip alacağız. Ve nitekim buradaki gönüllü arkadaşlar, gönüllü bireyler, arkadaşlarımız, işte Kilimi Belediye'miz, sağ olsun Kilimi Belediye'miz, Kamil Başkanımız da bu konuda duyarlı. Ne zaman araştırdık bize verir, gönderir. İşte bu tür hayvanları da bu şekilde alıp götürüyorduk. Bu süreçte yani biz bu canımızı oradan İstanbul'dan aldık, tekrar buraya getirdik. Burada da tabii şey olmadı. Bu süreçte burada biz buna bakmaya başladık burada. Ne yapabiliriz diye çok düşündük ve bir araştırma yaptık bununla ilgili. Ne yapabiliriz diye bu canla ilgili. Ve böyle bir yürüteç aklımıza geldi. Bu yürüteci de çok araştırdık. Buna uygun olan detaylı bir yürüteç almak istedik. Ve bunu aldık. Ve bu şekilde bu canımıza bunu taktık ve bu sayede şu anda belli saat dilimlerinde yürütüyoruz ve şu anda bir sağlıklı bir hayvan, bir köpek gibi yürüyor, koşuyor ve çok mutlu. Bu yürütecin alınması için de yine gönüllü bireyler, gönüllü işte hayvanseverler bize çok destek oldular. Bir canımızı bir yürür hale getirdik ve şu anda hani bu haliyle de olsa mutlu, eskisine göre daha mutlu, daha neşeli. Tabii bu yani gönül işi, biz severek yapıyoruz. Çok seven bireyler de var. Burada hem aynı zamanda bu yaptığımız bu çalışma örnek de oldu. İnsanlar geliyorlar, bakıyorlar, teşekkür ediyorlar. İşte çocuklar geliyor, seviyor. Hani bir canın bu şekilde hayata bağlanmasını, bir can, bir hayvan da olsa bu şekilde bir mücadeleyle, bir çabayla bu hale gelmesi, bu hale getirilmesi de bir örnek olduğu olarak düşünüyorum insanlara.
Yani mutluyuz. Yani inşallah bakmaya devam edeceğiz elimizden geldiğince. Bundan sonra süreçte de yeni bir tedavi süreci var. İnşallah onu da bir sağlayabilirsek. Bununla ilgili de bir fizik tedavi hastaneleri var bunlarla ilgili. Bunu cana da oraya bir getirme planımız var inşallah. Yine bu hayvansever, gönüllü arkadaşlarımız, sevdiklerimizle birlikte şu andaki hedefimiz o olacak inşallah. Belki yürür çünkü biraz bir hareketlenme olayı oldu bu yürüteş yaptıktan sonra arka ayaklarımda.